Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bugün de gelen sorulara cevap vereceğim. Malum bir müddet Medrese-i Yusufiye'de kaldım. Orada 19.08.2017'de 3 hafta benim dışımda 2 kişiyle de kaldım. Diğerleri hep hücrede kaldım tek. 3 hafta 3 kişiydik. Bir tanesi deniz gezmişlerle, yaşlı, 71. Böyle bir tane zat. İnkarcı, inkarı mutlak böyle. Tabii çok antika şeylerimiz oldu, onlardan bir parçasını okuyacağım. Zındık yani. Zındık da değil, zındık-ı mutlak. Korkunç ya. Zaten onun için girmiş. Kısmen hayatının bir kısmı, onda biri veya onda ikisi hapishanelerde geçmiş. Onun sorusu, zındık dedi ki, Kur'an toplama bir kitaptır, dedi bana. Tarihi söylüyorum. C84. Koğuş. 19.08.2017. Hücremde 66-72 yaş arasında bir ateist vardı. Çok tuhaftı yani. Ama çıkarken şunu da söyleyeyim. Seninle tanıştığıma, aynı yerde kaldığımı memnunum. İslamiyet'i hiç böyle bilmiyordu. Dedi ama iman etmedi, etmezdi. Dedi ki, Allah'ı ve ahireti şiddetle ve nefretle inkar ediyor. İnkar etmiyor, nefret ediyor. Ömrümde böyle bir şiddetli böyle hani var ya ciz yaparsın. Öyle adam görmedi. Vallahi şu ayette geçeni bu da söylüyordu. 16. surenin 24. ayet. Yemin ediyorum ki şu ayette geçeni bu adam da söylüyordu. O ayet. Meali şu. 16'ya 24. Diyor ki ayet. Onlara Rabbiniz ne indirdi diye sorulduğunda eskilerin masalları diye cevap verirler. Vallahi aynı böyle demişti bu adam. Acayibime gitmişti Kur'an. Zaten ona da dedim. Toplama bir kitaptır dedi. Masal ve hikayeleri topladı dedi Muhammed. Ondan sonra sana seni böyle diyeceğini ben dedim biliyordum. Nereden biliyorsun dedi. Kur'an'da 24, 16. surenin Nur suresi galiba. Yok Nur suresi 24. 24. ayet. Zaten Kur'an'la da meşgulduk. Bu meali söylediğim zaman insan biraz kızarır. Hiç yapmadı. Bak sen böyle söyleyeceğini söylüyor. Bak onlara Rabbiniz ne indirdi diye sorulduğunda eskilerin masalları diye cevap verirler. Aynı böyle demişti bana geçenlerde. Ayeti de şimdi gördüm. Ondan sonra yani şey nerede geçti? Yuvarlak olarak söyledim. Kur'an'da böyle geçiyor. Ama imkanımız orada olmadığı için Kur'an falan. Sonra Kur'an geldi. Dedim süre ama şöyle geçiyor senin hakkında. Sonra ayeti şimdi gördüm. Bakın vallahi bu adam aynısını bana söyledi. O da şu. 23. surenin 83. ayet. Doğrusu daha önce de hem bize hem atalarımıza böyle bir vaatte bulunmuştu. Ama bu geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir. İnanın aynı böyle. Bu da ikinci ayet. Vaatlarda bulunmuşlardı eskiler. Hem Cenab-ı Hak Celle Celaluhu 26. surenin 196. ayetinde
O Kur'an şüphesiz öncekilerin kitaplarında da vardır, diyor. Yani öncekileri inkar etmiyor. Çok ilginç tabii bir şeyimiz oldu. Ondan sonra dedi ki, bak burada acelemiz yok. İkimiz de, üçümüz de beraber oturuyoruz. Ben konuşunca sen susacaksın. 10 dakika, müzakerenin adabı budur. Hem onu anlatayım, hem size anlatmış olayım. Sen konuşunca ben susacağım. Ateistlerin, inkarcıların derdi doğruyu bulmak değil. Doğruyu bulanların kafasını karıştırmaktır. Onun da en kestirmeye, en zekice yolu kuş gibi daldan dala atlamaktır. Baktı ki bu cevap veriyor, he ama diye başka bir soru. Sorun içini boğduruyorlar. Tam ona da cevap veriyorsun. Oho, birinci sorudan o kadar uzaklaştın ki hiç alakası yok. Peki çaresi nedir? Bak, müzakerenin adabı şudur diyeceksin. Kaç dakika? 5 dakika. Sen soruyu sordun, 5 dakika girmeyeceksin. Al kalem kağıdı. Sorun olunca yaz. Ben sana sorma demiyorum. Unuturum. Unutursun diye. Bu kağıda yaz. Sen konuşunca 5 dakika ben konuşmayacağım. Ha? Böyle bir tane de hatırlarsınız. Hava uçakta oldu. Gidip de gelen mi var? O sitede var. Hatırlarsınız. O Trabzon Üniversitesi'nde felsefede doçentti. Ne yaptı? Etrafa sesli soruyu yaydı. Baktı ki cevap veriyor, sussak biraz dedi, yani etraf rahatsız oluyor. Hayır dedim, niye rahatsız, senin sorunla zaten rahatsız oldular. Sen soruyu etrafa sorduğunda cevabı niye etraf duymaz? Bakalım, veremiyorsak veremiyoruz. Sen haklı çıkacaksın. Ondan sonra etrafta dedi ki, hayır dedi, biz dedi duyduk ve duymak istiyoruz. Dedim ki, bak, sen soruyu sordun, ben hiç karıştım mı? Karışmadım. Şimdi ben konuşacağım, ona dedim ki, 10 dakika ben konuşacağım. Uçağın inmesine 1 saat 20 dakika var. Bir 10 dakika ben konuşacağım. Sen dedim, iki medeni insanız biz, medeni insanız. 10 dakika sen konuşmayacaksın. Ondan sonra sen konuşunca ben konuşmayacağım. Ben konuşunca sen konuşmayacaksın. Bunu hiç istemezler. Bunu kabul etmezler. Kabul ediyorlarsa çarla çardır. Başka çareleri kalmadığı için, etrafta rezil olmamak için. Buna başladık, dedik ki, ötekisi 3 kişiydik ya, ne güzel mantıklı şey dedi ya, teklif getirdi, sırf kendisi değil, hepimize dahil, sana da dahil dedi. Tamam, peki dedi, merak ediyorum. Yani o kitaplardan Kur'an, Kur'an'a alınmış değil, yani onların söylediği bazı şeyler Kur'an tekrar ediyor. Onun için o kitaplardan alındı. O kitaptan da masal ve hikaye diyor. Çünkü diyor, o kitaptan alındığına delil, o kitapların bazı şeylerini naklediyor. O naklettiğine göre dolayısıyla Kur'an naklediyor. Kendisi yeni bir şey getirmiyor, dedi. Abi bu arada Nah suresi. Nah suresi mi? He. 16. sure. Nah sure. Barlar layıkasında da aynı bu mevzu bahsediyor gibi. O kitaplara ve suhuflara Kur'an'dan ahsedilmiş, önceden verilmiş. Nasıl peygamberler, peygamberimizin müminleri ve yardımcılarıydı, tek muallimden ders alacak hale gelmesi için her kavme gönderilen peygamberlere Kur'an'dan lef-i mahfuzdan Kur'an'a muhatap olabilecek makama çıkartmak için geçmiş asırlara verilmiş ve o zamanın ifadesine uygun verilmiş. Mesela şimdi ilkokul çocuğuna tıp hocası tıp anlatabilir mi? Olmaz değil mi doktorum? Olmaz. Ne yapacaksın? Tıptaki profesör, dekan anatomiyi anlatacak, hücreyi anlatacak. O hale gelecek izariyeleri var. İlkokulda öğretmen yetiştirecek, ortaokul hocasına muhatap edecek kadar, ortaokuldaki hocaya muhatap olacak ki, ortaokuldakileri yetiştiriyorlar, liseye muhatap olacak,
liseye de yetiştiriyorlar. Üniversitedeki o hocaya muhatap olacak duruma getiriyor. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmeden, Kur'an gelmeden önce de malum insanoğlunun tabiatında tekamül vardır. Bedensel tekamül yoktur. Ama ruhen tekamül vardır. Onu karıştırıyorlar. Yani şey diyorlar, ne diyorlar ona? Tekamüle evrim. Evrim geçiriyor. Yani insan sürüngendi, spordu, denizde fokur fokur kaynarken, suda böyle kuyruk dışı oldu, sonra sürüngen oldu, şu oldu, bu oldu, bu evrim. Böyle bir şey yok. Bu fosil dedikleri şey İngiltere'de sergilenmişti. 100 seneye kadar, 160 seneye kadar bu insanları oyaladılar. Ta ne zamana kadar? X kemiklerin yapısını, X cihazı mı ne, bulunana kadar, X cihazı bulununca orangutanla maymun, mesela çeynesi orangutan, kafası maymun, iki farklı hayvanı, ondan sonra bunu rendelemişler. Ondan sonra krom dioksit mi ne, kimyasal bir maddeyi koymuşlar, iki kemiği. Ve o koyunca kimyasal maddeye çok asırlı bir görünüm veriyor. Yosunu bilmem ne, yapısı bozuluyor. Bilmem ne, dav adamı mı ne diyorlar ona, evrimcilerin şeyi. İsviçre'de bulunmuştu. Evet, İsviçre'de bulunmuştu. Dav bilmem ne adamı diye. İngiltere'de sergileniyordu. Sonra baktılar ki X cihazı bulundu. Kemiği yapısını inceleyince... Bu adam bir tane işte yaptıktan sonra dışarıdan bunu camdan çekmiş, orangutan çenesine maymunun kafatasını monta ettiklerini, eğlediklerini, zannediyorum kromdioksit diyorlar, bir kimyasal maddeye koyupmuşlar, eski bir görünüm veriyorlar, sonra bir yere gömüyorlar, birkaç işte sene sonra, 5-6 sene sonra sanki arıyorlarmış, burada haber yokmuş gibi ağdan geldiler. O X cihazını bulununca apar topar İngiltere'de kaldırdılar. Sahtekarlıklar ortaya çıktı. Böyle bir ara format yok. Yani insan ile maymun veya sürüngen arasında yok. Ama bedensel zayıf olması, büyük olması, cüsseli şimdi de var zaten. Bu benden uzun ya. Ondan sonra o yöreye göre, fiziki duruma göre değiştiriyor. Bu insanın başka şekilde olduğunu göstermiyor. Sıcaksa tabii ki otomatik yanacaktır siyah. Bu tepki verecektir. Kendisi yığınak yapacaktır. Deri kanın yapacaktır. Çevrenin şeyine göre zaten. Fakat bedensel böyle bir evrim yok. Ruhsal bir evrim vardır. Bunu Kur'an da zaten söylüyor. Geçmiş Yahudi kavimlerini peygamberlere zulüm ettikleri, katliam yaptıkları için Allah onların ruhlarını domuz, maddi bir hayvanlaşma yoktur ama Kur'an'da yanlış kapıyı çaldılar. Manevi bir evrim vardır. Kur'an söylüyor zaten. Diyor ki onların bir kısmını domuz, yılan, ayı yaptık diyor. Hızır yaptık diyor. Ruhlarını. Bu mudur aslında abi? Sirayetin ilerisi bu. Aynen. Yani öyle manevi mecaz değil. Allah diyor ki domuz yaptık diyor ruhunu. Fakat niçin şeyini yapmadılar böyle. Tövbe. Özür dilerim, tövbe. Cismen yapılmış böyle. Allah yapmış peygamberimizden önce. Böyle bir kısmın şeyi domuza döndürmüş, yılan hınzıra döndürmüş. Bedenen ve ruhen. Sonra Miraç'ta bunu bilen peygamber aleyhissalatü vesselam Miraç'ta Allah'tan söz aldı. Kendi ümmetinin de geçmiş kavimdeki o azgın millet cinsinden Lut kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi vesaire kavimlerindeki o azgınlık bu ümmette de olacağını bildiği için Allah'a dedi ki benim ümmetimin dedi insanların domuz yılan şeye çevirme. Allah da kabul etti ama unuttu, ruhunu diyemedi. Ruhunu da çevirme demedi. Onun için Peygamber Aleyhisselam'ın ümmetinde şeklen domuz yılan yoktur.
Ama ruhen domuz yılan var. Üstad da onun insanların bozulmasının sürecini sıralamayı şöyle yapıyor. İlk önce maymun olduğunu, insanları maymunlaştığını taklitçilikle ne derler diye giyiniyor, yiyor, içiyor, alıyor, yapıyor, konuşuyor. Parayı onun için kazanıyor bu insanların %90'ı. Aç olayım diye böyle bir şey yok. Aç olayım diye değil. Yani hırs olarak gözükürken aslında başkalarından üstün görülmek vesaire. Birincisi maymun. Yani çevre psikolojisiyle yaşamak. Maymunlaşan bir ruh sonra biraz da bozulunca ne oluyor? Hatırlayan var mı? Çakalla kurt oluyor. Çakal ve kurt malum. Onların simgeselliğini biraz çok anlatmıştım. Çakalla yılan oluyor abi. Çakal. Çakal. Şimdi daha sonra. Maymun, çakal, yılan, ayı, hızır. Evet. Yılan daha sonra olacaksın. Zaten. Maymun, çakal, yılan, ayı, işte daha hızır. Gelmedim. Çakal. Başka bir yerde de bu sırayı saymıyor ama kurt gibi de insan diyor. Sonra yılan oluyor. Üçüncüsü yılan oluyor. Aynı kategoride değil. Yılan oluyor. Yani ısırmaktan lezzet alıyor. Sonra ayı oluyor. Despot. Maddi fiili tecavüz ediyor, hücum ediyor. Sonra en sonunda insani değerleri tamamen hissiyatul ve insaniye talip olduğundan artık et ettir, ana bacı bilmez. Yani kıskanmaz, öyle bir şey yoktur. Böyle. Dediğiniz kutsi değerlerine de namus gibi sahiplenmemesi de var mı? Aynen. Kutsi değerlere düşman olur. Yani hiç alakası, namus, vatan. Mesela vatan, vatan sevgisi imandandır. Adam ne vatanı dedi ya? Yani mesela patlıcanla soğanı değiştirebiliyor. Yani anlayışını patlıcan ve soğan yapabiliyor. Abi biri İslamsız, biri imansız gibi olabilir mi? Yani neyse. Olabilir. Yani adamın ölçüsü patlıcanla soğan. Vatan mıymış, dinmiş, namusmuş, başörtüymüş, Kur'anmış, değerlermiş. Öyle bir problemi yok. Patlıcan. Bu hangi fıtrattır? Domuz fıtrattır. Bitmiş yani. Vatan sevgisi bir şey yok. Vatan mıymış, dinmiş, armış, namusmuş. Vatan gerekiyormuş. Öyle bir şey yok. Şimdi geçmiş kavimlerde Allah'ımız hem ruhen hem cismen hayvanlaştırmış. Ondan sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam Miraç'ta bunu söyleyince Cenab-ı Hak kabul etti ama bedenen söyledi. Ruhen böyledir. Şimdi bu birincisi malzememiz. İkinci malzeme Barlalay Kasım'da geçiyor, diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam muhatap üniversite imtihanına olabilmesi için üniversite yani talebe olabilmesi için onu bu önceki peygamberler ve önceki kitaplar bu hale getirmesi lazım. Dolayısıyla buna İsariye ve İdade gibi o Kur'an'da nasedilmiştir. O Kur'an'da bazı geçmiş hikayeler, masalların tekrarıdır demelerin sebebi şudur. Geçmiş kitaplar da Allah'ın olduğu için, geçmiş peygamberler de Allah'ın olduğu için, geçmiş kitaplarda da diyor ya Kur'an'da, geçmiş ümmete namaz farz edildiği gibi size de farz edilmiştir. Ama şekli değişik. Namazın. Geçmiş ümmete peygamberlere iman, Allah'a iman, ahirete iman vardı. Bunlar değişmez, sabit değerlerdir. Yani Kur'an, Allah var, ahiret var, ben peygamberim deyince Nuh Aleyhisselam'ın dediğini tekrar mı oluyor ki geçmişin hikayesi masalı olsun? Geçmişte de Allah vardı, şimdi de var. Geçmişte Allah'a ihtiyaç vardı, şimdi yok mu? Ya o da peygamber. Ne diyecekti yani başka? Bu neyi gösteriyor? Tenkit değil, tam tersine kaynağın bir olduğunu gösteriyor. Aynı yerden emir geldiğini gösteriyor. Bunda kıvranıyor tabii. Çünkü zamanı farklı, mekanı farklı, aynı şeyi niye söylüyor? Nereden biliyor?
Hem Muhammed ümmidir diyor. Ümmün arkasına nasıl giderseniz tahsilisiniz diyor. Ümmi bir zat şöyle zannediyorlar. Oturmuş böyle bir kütüphaneye. Ondan sonra bazı gruplara ayırmış. Sen Babillileri, sen Asurları, sen Lidyalıları, sen Litifleri, sen Romalıları araştırın vesaire. Neymiş onların gelenekleri, kültürlerini, dinleri veya öğretileri? Bana sunum yap. Tez ver. Tamam mı? Lidyalı, Asurlu, Litifler, Romalılar. Tamam. Bana, bu da oturuyor böyle koltukta. Kütüphanede. Bir sürü yaverleri var bu zatın. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Muhammed diyorlar buna. Getirdin mi Lidyalıları? Sen Asurları getirdin. Sen Lidyalıları getirdin. Sen Babil'i getirdin. Dur bakalım. Ey heyet. Gelin bunları bir harman yapın. İkide bir öksürme. Sen mi konuşuyorsun ki öksürüyorsun? Ben konuşuyorum. Tik yapma. Şimdi heyeti getir. Heyeti getir. Karıştır, harmanlayın. Harmanlayın. İçerisinden özü çıkartın. Özü çıkar, böyle Kur'an'ı yazmış. Kütüphanede mi? Kütüphanede miydi böyle? Yayberleri mi var? Asurlar ve Lidyalılardan böyle toplama mı yapmış? Sen söylüyorsun ümmidir. Niye ümsiz tahsilisiniz? Ümmi bir zatın arkasına gidilir mi? Şimdi o ümmidi, kütüphane mi vardı? Nereden bilecek Lidyalıların, Asurların, Lut kavminin zaten helak olmuş. Ne kitap var, ne bir şey var. Bütün bir şey yok. Hepsi yok olmuş. Kim kalmış? Nuh Aleyhisselam kalmış. Onlar zaten İsa Aleyhisselam'ın vefatından 3 asır geçiyor. 300 sene. 300 sene sonra, 333 sene sonra kalem o zaman alınmış. İsa Aleyhisselam ne anlatmışsa, ne anlamış o? Ne kadar anlamış yani? İsa Aleyhisselam söylediğinin ne kadar anlamış? Ben söylediğimi, hissettiğimi ne kadar anladın? Ne kadar anladığını ne kadar anlatabildin? Bu bir. 100 sene böyle olmuş. Dilden dile kitap yok, kitabet yok. Kitap yok ki, yazacak şey yok. Sonra 100 sene sonra ikinci bir kavim, birinci neslin anlattığından ne anlamış, ne anlatabilmiş? İkiye anlatmış, iki de üçe, ikinin anlattığından ne anlamışsa, ne anlatabilmişse üçe anlatmış. Ve İsa Aleyhisselam'dan sonra bunlar tarihi bilgi, bunlar ansiklopedi bilgi yani ben iddia edeyim. Bu ne yapmış? 333 sene sonra İncil denilen bir kitap yazılmış. Şimdi ne kadar güvenilir şimdi bu? Şimdi böyle olduğu halde hala Allah var, ahiret var vesaire var. Tamam? Allah var, ahiret var. Şimdi bu karma etmiş. Bunu söylemesinin aynı şeyi söylemesi kaynağının tek olduğunu gösteriyor. Kaynak tek. Niçin? Allah var. Ne diyecekti? Allah yok mu diyecekti? Allah var, ahiret var. Bunlar temeldir. Peki 27. sözde geçiyor. İzah ediyorum, sonra da şey yapacağım. Esasatta aynılar. Esasatta aynı. Teferruatta mesela diyelim ki namazın şekli, İbrahim Aleyhisselam da kıyamda vardı, kıyam. Oruç işte 10 gündür vesaire diyelim. Sonra kemal bula bula, mesela bizim zamanımızda sırf pazar günü tatildi okul. Bizim 1970'te, hatta 69-70'te sırf pazar okulda tatil. Sonra cumartesi yarım tatil oldu. Sonra işte biz ilkokulu bitirince herhalde, bitirme son sınıfta ne cumartesi de tatil oldu. Çünkü biliyorsunuz, üç dinin tatil günüdür. Pazar günü tatil dinidir, Hristiyanlıktadır. Onun kasten yapılmıştır. Pazar günü tatil, kimse çalışmasın, kiliselere gidilsin diye yapılmış. Cumartesi havraların dini günüdür. Avlanmak, ticaret yapmak, bir şey yapmak haramdır. Din olduğu için havralara gidilecekti. Tatil onun için yapılmıştır.
Müslümanlara ise cuma günü, cuma saatinde çalışmak haramdır. Cuma saatinde. Onun için cumayı çalışmaya döndürdüler. Cuma tatildi. Pazara getirdiler. Bak, bunlar bilinerek ustaca yapılan şeylerdir. Hepsi öyle ustaca yapılmış. Ama biz gene patlıcan ve soğanı düşünelim. Patlıcan, soğan zam geldi. Sen nereden bahsediyorsun dedi adam da. Çok garibime gitmişti. Sen ne diyorsun ya, patlıcandan bahset diyorsun. Ha, hakikaten doğru söyledin ya. Patlıcanla domates demedi. Hiç unutmayacağım. Sen diyor, baş ver dedi memleket şeyi dedi ya. Bana dedi patlıcanla soğan lazım, aferin lan. Böyle, işte böyle insan. İnsan, peki bunun niye söyledim? Bu maymun mudur? Çakal mıdır? Yılan mıdır? Ayı mıdır? Ayı abi. Domuz mudur? Ayı abi. Neyse. Herkesi böyle. Aynen. Ömer de şahit. Bu bana öyle bir şey söylediğim zaman. Başver dedi ya bunları dedi ya. Sen bana soğanla patlıcandan bahset. Onu ver dedi. Akıl verme dedi. Acayip bir şey. Ha. Bu adam nasıl bir adamdır? Ruh. Şimdi geçmiş peygamberler ne diyecekti? Ben peygamberim. Allah var, ahiret var diyecekti. Ha. Ama muamelatta şehircilik geliştiği için muamele değişecek tabii. Mesela ama tam bir bütünlük yok insanlık dünyasında. Gene fiziki ve coğrafi bakımda farklılık var. Doğu ve İran tarafı hayvancılık esas olduğu için gübre insan hayvanlarla yörükler. O zaman işte İmam-ı Şafii temizlikte hassastır. Böyle yapacaksınız diyor. Çorap giymeyeceksiniz diyor. Çünkü çiftçilik yaparken çorabı pisliğidir, gübredir. Çıkart diyor. İmam-ı Azam da diyor ki şehircilik mezhebi olduğu için. Ya diyor aynı mescitte namaz kılacağız. İmam-ı Şafii de bir arada olmak değil ki. Çiftçilik yapıyor, hayvancılık yapıyor. Dağın tepesine her tarafı gübre. Çıkart onu diyor. İmam-ı Azam da diyor ki bak abdestini aldın diyor. Bak ıslak ayakla şu birinci saf, ikinci saf, üçüncü saf, geçe saf. Islak olunca o bastığı yer ıslanacak. Gelecek, sonra gelecek kişi oraya secde yapacak. O yumuşadı, o mikrobu alacak. Onun için çorapsız kılmayacaksın. Yani Allah Resulü'nden kaynaklanıyor, kendi düşünüşü değil. Allah Resulü bir gün namaz kılarken çorap giydi, bir günde giymedi. Tamam. Mesela 27. sözde bu anlatıyor. Dolayısıyla o öyle bir hale geldi ki dünya bir köy şekline geldi ama tam gene İstanbul kültürü gibi değil ki Türkiye. Bir Türkiye düşünün. Doğuyu. Türkiye dışına şimdi düşün Tunus, Cezayir, Çeçenistan, Doğu Türkistan yani ne kadar mağdur insanlar var. Yani şu konuşmalar kaç kişinin eline geçiyor? Yani bu sözlerde anlatıyor. Kaç kişinin eline geçmiş? Mezheplerin zenginlik yaptığını. Eyvallah alim. Sağ olasın. Allah razı olsun. Abi su da var. He yok iyi. Çok hoş. Şimdi sıkılmıyorsunuz değil mi? Yok abi iyi. He. Sorulara şey yapacağım. Bu biraz uzattım. Bu soru çok şeydi. Uzundun şeydi ama geneldi. Ama gele gele tek muallimden ders alacak hale gelmesi için her kavme gönderilen peygamberlere Kur'an'dan, Lef-i Mahfuz'dan diyor Barla'da, o peygamberlere verilen kitap Kur'an'dan ahsedilmiş. O zaman miktarı Kur'an'dan verilmiş. Yani bu kadar yeter. Mesela kitapları üniversitedeki profesörleri yazıyor. İlkokul, ortaokul, lisedekileri yazıyor. Ama kendisini bizzat ifade ettiği üniversite amfilerdir. İşte peygamberimize verilen Kur'an, Lef-i Mahfuz'dan verildiği gibi, onlara da Lef-i Mahfuz'dan verildi ama onlara verilmesindeki farklı böyle seviye düşüklüğü muhatabın seviyesinin şeklindendir. Mesela şunu da diyeyim, profesör girdi ilkokula, çat küt pat küt konuşur. Böyle onlara uygun konuşur. Bu uzaktan bakan der ki, ulan profesöre bak, ne biçim konuşuyor ya? Ne kadar basit, basit o konuşanda değil, muhataptadır. O ustadır ki muhatabına göre konuşuyor. Belagat muktezai hale mutabık olmak, hareket yapmak veya söylemektir. Dolayısıyla basitlik hocada değil,
muhataba göredir. Şimdi ama tek muallimi, tek kitabı dinleyecek duruma gelince tek Kur'an yetti, tek peygamber yetti ama gene tam olmadı. Yani kimisi İran'da yaşıyor, kimisi Doğu Türkistan'da yaşıyor, kimisi Cezayir, Tunus'ta yaşıyor, çölde yaşıyor adam ya. Yani mesela bak fazla değil ya, ben imamlık yaptım, kaçtı o? 15 sene geçmedi ya, 15 sene ancaktır. İsim vermeyeyim ama şehri vereyim. Hassa ilçesi. Hassa'nın köyünün ilçeyi vermiyor, ayıp ol. Tuvalet yok ya, tuvalet kendi dışarıda, orada burada yapılıyor. Yani tuvalet yok. Ben orada bir ayda 7 tane tuvalet yaptırmaya muvaffak oldum. Yani niye söylüyorsun bunu? Yani toplumdaki uçuruma bak. Toplumda diyor. Avrupa. Yalan söylemiyorum, biliyorsunuz da. Mesela Almanya'da Baviera eyaletinde kralın sarayını biz de zaten oralardaydık. Baktık ki Türk gelmişti. Bizi de sevdiler. Cemaattan da vardı. Beni de aldılar. Ben de merak ettim. O sarayı anlatan rehber var. Tuvalet yok sarayda. Var, yapılmış. Sonradan yapılmış. Çakma olduğu belli. Rehbere deniliyor ki, Türkçe'de bile. Niçin sarayda tuvalet yok? Evirip çevirip şey yapıyor. Ya yapıldı ya, var ya işte diyor. Yok daha önce niye bu sarayda, saray kültüründe niçin tuvalet yok? Orta çağlarını biliyorsun, mezhebi şeyler yaparlardı, camdan aşağı atarlardı. Tuvalet yok saraylarında. Strasbourg sarayında o dağın tepesine gidenler bilir, tuvalet yok. Kendileri şimdi yapmış, ek. Sarayda tuvalet yok. Hala kuru temizlemeyle temizleniyorlar. Şu anda Almanya, Fransa, Avrupa'da tuvaletteki fiske var ya. Evet, anladın mı? O kağıtla kuru temizlemeyle yapıyorlar. Düşünebiliyor musun? Şimdi bir hocayı bir sınıfa gelecek duruma gelmedikleri için mezhepler ihtiyaç oldu. O şeyi tamamlasın diye. Peyderpey o zamana verile ta peygamberimize kadar gelmiş. Elbette suhufları ve kitapları esasat noktasında aynı şeyi söyleyecekti. Yani ahiret var demek tekrar mıdır? Ahirete bilmem, onlara da var, bize de var. Ya. Ben peygamberin uyunda, ben rehberim, siz adabı edebi benden öğrenin. Tekrar mıdır? Bu kainatı birisi yaptı demek tekrar mıdır? Ne acayip bir şey ya. Bunu nasıl sordu bana? Ama sonra düşündüm. Tabii Risale'yi biliyorsun ya. Çok rahat böyle konuşuyorsun. Ya bilmesen. Ne yaptı peki? Yalan mı söyleyeceğim bu makamda? Kalktı çıktı ikinci kata yatakhaneye. Aşağıda oturma yerimiz. Üste yatak. Çıktı bir iki saat inmedi. Sinirinde. Sonra geldi, bir iki saat geldikten sonra. Ne oldu dedi. Direkt. Şöyle bir saat beraber konuştuk diye bir saatte davamı teslim edeceğimi mi zannediyorsun sen? Yok, ben zaten senden dedim, döneceğimi beklemiyorum ki. Öyle bir dedim de derdim yok dedim ya. Benim öyle problemim yok dedim. Öyle bir problemim yok, sakın ha. Sorduğun için cevap verdim. Azınlara azını şeytanlar çıkıyor. O şeytanımız büyükmüş ya. Şeytanlar. Onunla yaşadık ve göğsünde imza vardı. Evet. Malum zatın imzası vardı. Şimdi düşün göğsünde. Çünkü banyo yapıp aşağı giyindi. Üstü çıkıyor. Bu çamaşır asarken gördüm burada. Burada dövme yapmış. Ya düşün kimle kaldı. Niye beni onunla beraber yatırdılar? Onu da bilmiyorum. Ama çıkarken iyi ki seni tanımışım. Hiç böyle mantıklı bir şey duymamıştım. Anlasın. Görüşüyoruz ana. Bir gün gideriz seninle ya. Gideriz inşallah. Nerede biliyor musun? İri. Nerede? Biz mektep okuduk ya beraber, aynı okul. Evet abi. He. Evet. Onun karşısında orada bir tane şey var. Park var. Park biliyorum. Ha. Parkın hemen orada kimya laboratuvarı var. Türkiye'de istisna laboratuvarcıdır. Çok güzel abi, gidelim inşallah. Ha, beraber bir gideyim. Tamam. Ziyaret edeyim.
Sabredebilecek misin? Yok, girmiyoruz. O konuya girmiyoruz daha. Girmiyoruz mu? Girmiyor. Daha bu tür şeylerle konuşmayacağız. Abi onun ruhunun isteme hakkı olacak mı? Yok canım, o ruhu kalmamış ki, ruhu yok ki. Yok değil mi? Onlarda akıl almış ama kalp gitmiş. Katam Allah'ın akulu bizim siyah olduğu için. Düşünebiliyor musun? Enfusi, zahiri, uydudan, cep telefonundan, elektronikten, metafizikten, ondan sonra kuantum fiziğinden, kaos fiziğinden, biliyorsun hepsi meşgul ettiğim olan bir saha. Yani darmadağın olması lazım. 3 hafta ya. İzan kapalı abi. Bu bitmiş ya. Ben onunla konuştuğumu bin ya bin, 10.000'de birini birisiyle konuşsam tasdikte kalmıştım aslında. Evet, bir şey kalmış. Tasdik yok. Tasdik bastık yok yani hiç. İnsan. Sonradan benimle böyle ciddi söylememem. Üç dinliyor. Ya ben de Müslümandım ama dedi, İslamiyet'in bu kadar mantıklı olduğunu da bilmiyordum. Namaza başladı. Fakat bu diyor ki, İslamiyet'in bu kadar mantıklı olduğunu da bilmiyordum dedi. Bu da dedi ya, bu dedi ya. Ötekisi şeydi, elhamdülillah. Yani inancı vardı, ameli yoktu. Namaza başladı, şükürler olsun. Fakat bazen çok ileri gidiyordu, ben konuşmak istemiyordum. Çünkü hakaret tarzı bir şey yapınca benim sinirim bozuluyor. Yani benim şansıma değil, böyle dinle hakaret tarzı yapınca korkuyorum, yaşlı bir adamdır, böyle yanlamasına bir tane çakabilirim diye. Çünkü o dinde şeyim olmuyor benim. Uzak olacaksın ama yani ya oradan uzaklaşın diyor dinimize, tamam mı? Ya uzaklaşın, ya vesaire. Onun için pek girmiyordum. Elbette suhuflar ve kitaplar esas noktasında aynı şeyleri söyleyeceklerdi. Bundan daha normal ve doğal olmasından başka ne olabilir? Peki bunlar dönerler mi diye soru koydum. Bu anlattım ya, şimdi size kaba, onlar çok, belki bir iki saat anlattım şunu. Mezhepler işlerden, peygamberin. Şu soruyu sordum, çıktım odama, yazdım bunu. Peki bunlar dönerler mi? Bu yazıyı orada yazdım. Çok zor. Çünkü iman etmemeye niyet edip karar vermişler. 26. surenin 201. ayette diyor ki onlar için, onlar sonunda can yakıcı azabı görünceye kadar ona iman etmezler dedi Kur'an. Kur'an söyledi, ben de rahatladım. Ondan sonra onlar bak 26. surenin 201. ayette diyor ki, yani bunlar var ya bu, onlar sonunda can yakıcı azabı görünceye kadar ona iman etmezler. Yani acayip şey. Ama Allah'ın hikmeti bunları Cenab-ı Hak bana denk getiriyor. Denk getirdi. Güzel de oldu. Başka bir yer okuyorum. Şimdi bugün iki gün önce Almanya'dan sorulan bir soru var. Onu cevap vereyim. Rahat mısınız? Çok iyi. Suat iyi misin? Çok. Çok iyi. Böyle sıkılmayın, rahat olun. Çünkü sohbet tarzına yapıyoruz, böyle şey yapmıyoruz. O zaman ben bir soru sorayım abi. O da başlamadan. Sohbet dedi ya, abi. Merak ettiğim bir şey var. Ona takılıyor da. O kadar şu ne kadar sorulmak zorundayız abi? Mesela evrimden bahsedenlere, yani o öyle bilsin, nihayet sen bugün insansın, insanın da böyle olması lazım desek, bu Kur'an'a aykırı mı? Yok, değil. Şöyledir. Dün bir ses kaydı attım, arabada. Arabada konuşurken. Yani tebliğ ne zaman nasıl yapılır, ne zaman yapılmaz. Onu bir dinlemeni tavsiye ederim. Tamam. Şeye attım, WhatsApp gruplarına attım. O, bu sorumuzun cevabıdır. Tamam. Ama çok güzel bir cevaptır. 7 dakika mı nedir? 7 dakika. Tebliğ ne zaman yapılır?